uyuz hastalığı oldunuz ve tedavi verildi ama tedaviye rağmen kaşıntınız devam ediyor. Tedaviye bir türlü cevap vermiyor ve kaşıntıdan dolayı da çıldırıyorsunuz. Ne yapalım diye düşünüyorsunuz kara kara. İşte bu videoyu sizin için bu sebepten dolayı yaptık. Neden hala kaşınıyorsunuz? Neden kaşınıyor olabilirsiniz? Bunları anlatmak istiyorum. En önemli nedenlerden bazıları kaşıntının en önemli nedenlerinden bir tanesi uyuz hastalığında kullanılan tedavilere karşı bir alerjik reaksiyon gelişmiş olabilir. Hassasiyetten dolayı bazen kaşıntı daha da artabilir. Alerjik kontak dermatit dediğimiz bir tabloyla karşılaşmış olabilirsiniz. İkinci nedeni ise kullandığınız uyuz tedavisine karşı dirençli hale gelmiş olabilirsiniz. Üçüncüsü bu uyuz hastalığında kullanılan ilaçların tahrişinden dolayı problem yaşamış olabilirsiniz. Bir dördüncüsü de uyuz hastalığına bir kere yakalanınca insan uyuz hastalığını duyunca bile kaşınmaya başlıyor. Psikolojik nedenden dolayı kaşınıyor olabilirsiniz. En önemli nedenlerden bazıları bunlar. Peki uyuz hastalığının tedavisindeki başarısızlıkların en önemli nedenleri neler? Bir kere tedavi uygulamadaki hatalar en önemli nedenler arasında oluyor. Nasıl bir hata oluyor genelde? Uyuz hastalığını tedavi ederken neresi kaşınıyorsa tedavi edici losyonu oraya sürmüş olabilirsiniz. Yani bütün vücuda kullanmamış olabilirsiniz. Onun için bütün vücuda kullanmanız lazım. Uyuz hastalığında kullanılan tedaviler yüz göz hariç boyundan aşağıya bütün vücuda, genital organlar dahil bütün vücuda, parmak aralarına, ellere sürülmesi gerekiyor. Ve sürüldükten sonra diyelim bekleme zamanında eğer elinizi yıkamışsınız tekrar elinize sürmeniz, parmak aralarına yine sürmeniz gerekiyor. Bunu tekrarlamanız gerekiyor. Çünkü bazı tedaviler 3 gün boyunca vücudunuzda kalması gerekiyor. Bazı tedaviler 8 saat kalması gerekiyor. Bu süreler çok önemli. Bu süreye lütfen dikkat edelim. Bir diğer önemli dikkat edileceğiniz nokta ise uyuz hastalığının kaşıntısı geceleri çok artıyor. Onun için tedavileri yatmaya yakın uygulayın. Yani gündüz uygulamaktan ziyade yatmaya yakın uygulayın. Yatmaya yakın önce banyo yapın. Banyodan sonra bir kere banyoda vücudunuzu hafif keseyle keselemenizi tavsiye ederim. Çünkü cilt içine yerleşen uyuz mikrobunun tünellerinin biraz ortaya çıkmasında ve uyuz mikrobunun doğrudan ilaçlara maruz kalmasını sağlamanızda fayda var. Onun için birazcık keselemekte fayda var. Buna dikkat edelim. Daha sonra bu vücudumuzda eğer yaralar varsa önce bu yaraları kaşıntıdan dolayı yaralar oluşmuşsa bu yaraları önce düzeltip daha sonra belki tedavi uygulamak daha faydalı olabilir. Çünkü yaralara uygulanan tedaviler bazen iritasyon yapabiliyor. Onun için yaraları biraz iyileştirip ondan sonra uyuz hastalığına uygulanan tedavi uygulamanızda fayda olabilir. Onun için önce yaraları iyileştirelim. Arkasından gece yatmadan önce banyo yapalım, keseleyelim ve arkasından beyaz sirkeyi suyla sulandıralım. Suyla sulandırdıktan sonra tüm vücudumuzu silelim bununla ve arkasında uyuz hastalığı için verilen tedaviyi uygulayalım. Bütün vücuda sürmek gerekiyor. Bütün vücuda sürdükten sonra gerekli sürelerin bekletilmesi gerekiyor. O sürelerde yıkanan yerler varsa tekrar sürülmesi gerekiyor. Tedavide en önemli noktalardan birisi bu. Ve diğer önemli noktalardan bir tanesi de bir kere bazı aile içindeki bir birey diyor ki ben de şikayet yok. Ben tedavi uygulamam. Ne olacak? Diğer uyuz hastalığında kaşınanın hali ne olacak? Çünkü siz tedavi olmazsanız şikayetim yok diye bir kere cildinizdeki uyuz mikrobu çarşafa geçer, havluya geçer ve diğerine yine bulaşabilir. Ve uyuz hastalığı ilk bulaştığı zaman belirtileri 3 ila 6 hafta sürebiliyor ortaya çıkması ve herkese de belirti vermiyor. Çünkü uyuz mikrobuna herkes alerjik reaksiyon göstermeyebilir. Belirti vermeyebilirsiniz ama uyuz mikrobunu vücudunuzda taşıyorsunuz. Onun için aile içindeki herkesin tedavi olması gerekiyor. Ben de belirti kullanmıyorum. Öteki zavallılar durmadan senin yüzünden kaşınıp duracak. Onun için lütfen herkesi tedavi edelim. Tedavi olmak istemiyorsa
gitsin başka evde yaşasın. Buna baskı yapın. Herkes tedavi uygulayacak. Demek ki herkesin tedavi olması şart. Tedavi uyguladığınız zaman bir de çarşafları her gün değiştirmeniz gerekiyor. İç çamaşırlarını her gün değiştirmeniz gerekiyor ve en az 50 derecede yıkayıp yüksek ısıda kurutmanız gerekiyor. Aksi takdirde vücudunuzdan çarşafa, çarşaftan yine vücudunuza geçebilir. İç çamaşırları da öyle. Çünkü bir uyuz mikrobu insan derisinin dışında 2 bilemediniz 3 gün yaşayabilir. Onun için çarşafta da yaşayabiliyor. Çarşaftan veya iç çamaşırına geçebilir. Her gün değiştirin. Bunun dışında ne yapmamız gerekiyor? Çarşafları, şeyleri değiştirmekten başka kullandığınız çamaşırları dışında havluyu değiştirmeye, yani havluyu da kullanıyorsanız havluyu, havluları da her gün değiştirmenizde fayda var. Kullandığınız havluları, çamaşırları her gün değiştirip yüksek ısıda yıkamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Kullanmadığınız eşyaları da bir torbanın içine koyun ki 3 gün içinde kendi kendini ölür. İlaçlamanıza gerek yok evi. Ama kullanmadığınız eşyaları bir torbanın içine koyup ne yapmanız gerekiyor? Bunu 3 gün tutmanız gerekiyor. Aksi takdirde dokunduğunuz her şeyde mikrop yaşayabilir. Mikrop da size tekrardan bulaşabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Peki ilaçlar, tedavi, bunları yaptınız. İlaçları kullanıyorsunuz. Ne yapmak gerekiyor tedaviye cevap vermiyorsa? İlaca karşı direnç gelişmiş olabilir. Bir başka ilaca geçmek gerekir. Bir başka ilaç kullanabilirsiniz. Farklı farklı ilaçlar var. Kükürtlü ilaçlardan kullanabilirsiniz. Doktorun hazırlayacağı özel karışımları uygulayabilirsiniz. Baktınız yine olmuyor. Çok ciddi problemler oluyor. Yurt dışından uyuz mikrobuna tedavi eden tabletler, ağızdan kullanılan tabletler de getirilebilir. Özellikle 5 yaşından büyüklerde kullanılabiliyor ve bunlar da kullanılabilir. Özellikle bu tabletleri uyuz hastalığı için kullanılan losyonlarla birlikte bu tableti beraber kullanmakta fayda olabilir. Demek ki tedaviye direnç de gelişebiliyor, uygulama problemleri olabiliyor, psikolojik nedenlerle de kaşınabiliyorsunuz. Ve tedaviden sonra genelde bir hafta kaşınmaya devam edebilirsiniz. Bu iki haftaya kadar uzayabilir. İki haftadan daha uzun bir kaşıntınız varsa bu uyuz hastalığı tekrarlamış olabilir. Veya dediğimiz gibi kullandığınız ilaçlara tarihine bağlı kaşınıyor olabilirsiniz. Kullandığınız ilaçlara karşı alerjik gelişmiş olabilir. Psikolojik olarak kaşınmaya devam ediyor olabilirsiniz. Onun için değerlendirmenizde fayda var. Ama kaşıntının hemen geçmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Tedavi uyguladığınız bir gün sonra her şey tertemiz olmayacak. Bunu da bilmenizde fayda var. Sonuç olarak uyuz hastalığının tedavisi zor, direnç gelişebiliyor, farklı nedenlerle kaşınabiliyorsunuz. Bunun ciddi bir şekilde takip edilmesi çok önemlidir. Burada en önemli şey takip, hastaların uyumu, tedavi uyumu ve ilaçların doğru kullanılması çok önemlidir. Evet, bugün de uyuz hastalığına tedaviye cevap vermeyen aileler için konuyu konuşmuş olduk. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.